Yaklaşık 40 bin yıl önce dünya nüfusunda ani bir popülasyon yükselişi yaşandı. Özellikle bu tarihler modern insanların buzul çağında Avrupa'ya ilk ulaştıkları döneme denk geliyor. 1868 yılında jeolog Louis Lartet, Fransa'da Croix adındaki mağarada çok iyi korunmuş, belki de törenle gömülmüş insan fosilleri keşfetti. Daha önceleri Homo neandertallerin de yaşadığı Fransa'daki bulunan mağaradan dolayı Cro-Magnon adını alan fosiller anatomik olarak modern insanın yaşadığı yerlerdir. Daha sonra İtalya ve İngiltere dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde bulunan bu erken modern insan olan Cro-Magnonların bizden bir fark yoktu diyebilirim. Bir Homo neandertale modern kıyafetler giydirip bağcılarda gezdirsek fazla dikkat çektiği için dızlanması çok vakit almazdı. Fakat bu Cro-Magnon için geçerli değil. Anatomik olarak neredeyse bir farkımız olmadığı için sıradan bir tas kafa modeliyle aralarına kolayca karışabilirdi. Cro-Magnon'un kullandığı baltalar da taştan yapılıyordu. Fakat artık daha büyük taşlar kullanılarak daha keskin, ucuna bağlanıp kullanılabilen çeşitli şekilleri ve işlevleri bulunan taştan aletlerdi. Homo neandertallerin aksine Cro-Magnon'ların yaşam alanlarında artık dikim için iğne, havan, tığ, balık avlamak için ağ kurşunu ve iğnesi, ip, mızrak, zıpkın, ok, yay gibi çeşitli farklılıklarda modern aletler bulundu. Benzer zamanlarda aynı bölgelerde yaşayan Homo neandertaller çeşitli el baltaları için 10 kilometrelik bir çevreyi dolaşıyorken Cro-Magnonlar sadece süs eşyalarıyla takas ve ticaret yapmak için bile çok daha uzun mesafeleri aşabiliyordu. Bilim insanları özellikle Akdeniz canlılarının kabuklarını Fransa, İspanya ve Ukrayna'nın iç kısımlarında da buldular. Geliştirdikleri sanat, süs eşyası ve ticaret anlayışı Cro-Magnonların hayatta kalmasının önünü açmış olabilir. Lasaks gibi mağaralar Cro-Magnonların bu konularda kendilerini geliştirmeye ne kadar çok istekli olduklarını gösteriyor. Cro-Magnonların yaşam alanlarında bulunanlar sadece basit iğnelerden ibaret değildi. Onlar duvar resimleri, kabartmalar, kolye ve kolye uçları, fırınlanmış kilden seramikler, geniş kalçaları ve memeleri olan Venüs heykelleri ve flüt gibi sanat eserleri de yapan insan topluluklarıydı. Homo neandertaller maksimum 40 yaşına kadar hayatta kalmayı başarır ve çok nadir 50'li yaşlara gelebilirken sosyal iletişim ve dayanışmanın güçlendiği Cro-Magnonlar 60 yaşına kadar hayatta kalabiliyorlardı. Cro-Magnon'un bilgiyi yazarak yani bir yerlere, duvarlara, taşlara, çeşitli şekiller bırakarak aktarması hayatta kalmasında en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bir bitkinin ya da hayvanın zehirli, tehlikeli olduğunun bir sonraki nesillere veya komşu klanlara aktarılabiliyor olması Cro-Magnonlara Homo neandertaller karşısında neredeyse bir ömür denilebilecek kadar toplamda 20 yıl zaman kazandırmıştı. İlk başlarda bazı bilim insanları Homo neandertallerin Cro-Magnonlardan evrimleşmiş olabileceğini öne sürdüler. Fakat yaklaşık 40 bin yıl önce bulunan Homo neandertallerin çağdaşları olan Cro-Magnon'la kıyaslandığında oldukça bambaşka türler olduğu ortaya çıktı. Cro-Magnon 40 bin yıl öncesinde bile modern insan ile aynı anatomik ve bilişsel özelliklere sahipti. Cro-Magnonlar Afrika'dan Avrupa'ya geldiğinde bir şey oldu ve tıpkı Amerika kıtasının keşfinde olduğu gibi Avrupa'da yaşayan Homo neandertaller neredeyse birden yok oldu. Avrupalı sömürgeciler Amerika'yı keşfettikten çok kısa süre sonra özellikle Kuzey Amerika yerlileri Avrupalıların farkında olmadan getirdikleri salgın hastalıklar ve daha sonra da bilinçli işgal ile neredeyse yok olma seviyesine geldi. Kalanlar ya Avrupalılara uyum sağladı ve onlar gibi oldu ya da uzak yaşam alanlarına sürüldü. Bu benzer süreç 40 bin yıl önce Cro-Magnon ve Homo Neandertal karşılaşmasında da yaşanmış olabilir. Ama yine de Homo Neandertallerin yok oluşunun suçlusu olarak sadece Cro-Magnon hatalarımızı göremeyiz. Fakat Cro-Magnonların avcılık, teknoloji, kabile, klan hayatı gibi önemli konularda çok daha ileri olması Homo Neandertallerin yaşamlarını çok daha zor bir hale getirmiş olmalı. Aklınıza Homo Neandertallerin biz Homo Sapiens'lerden çok daha güçlü olduğu gelebilir. Fakat özellikle konunun insan olduğu her meselede uzun vadede kaslı ve güçlü olanların değil, dayanışma içinde birlikte hareket edebilen ve teknolojiye açık olan topluluklar ilerlemeyi ve hayatta kalmayı başarmışlar. Karşılıklı çatışmalar olsa bile bazı Homo Neandertaller Cro-Magnonlardan avcılık, kıyafet, alet ve dayanışma gibi yöntemleri öğrenip direnmiş olmaları da olasılıklar halinde. Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde görevli paleogenetik bilimci Kai Prüfer, modern insan DNA'sının Neandertal gen havuzuna yaklaşık 130 ila 145 bin yıl önce girdiğini düşünüyor. Cro-Magnonlar ve Homo Neandertaller de mutlaka karşılaştılar ve hatta çiftleştiler. Fakat henüz bu ikisinin ilezi diyebileceğimiz bir fosil kanıtı yok. Ayrıca anatomik yapılarını göz önüne alırsak dişi bir Homo sapiens erkek Homo Neandertal ile çiftleşmesi sonucu hamilelik süresi kısa olacaktır. Fakat Neandertal bir babaya sahip olduğu için çocuğun gelişimi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen büyük kafa anne için doğumunda sorun olacaktır. Böyle bir durumda annenin bu doğumu hem kendi hem de bebeği için sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi çok zor bir ihtimal. Bu doğum gerçekleşse bile erken bir doğum olacağı için bebeğin yaşaması da pek olası görünmüyor.
Eğer hamile kalan dişi bir Homo Neandertal olduysa bile Homo sapiens babadan kaynak 12 aylık doğum süreci çok uzun olabilir ve yine bu doğum bebeğin ve annenin ölümüyle sonuçlanabilirdi. 2017 yılında Science Direct'te yayınlanan bir makaleye göre de Neandertal erkek ve modern insan dişisi birlikte olduğunda az önce bahsettiğim gibi genellikle düşükle sonuçlanacak doğumlar yaşanıyordu. Öyle ya da böyle özellikle Avrupa'daki insanların %2 ila %10 oranında Homo Neandertal DNA'sı taşıdığını düşünürsek çiftleşmelerin bir kısmı başarılı olmuş olabilir. Ya da daha büyük bir olasılık bu genler iki türün çok daha eski ortak bir atasından kalan miraslardır. Bazı araştırmalar Homo Neandertallerin konuşma yetilerinin zayıf olduğu ve dil geliştiremeyeceklerini söylüyor. Konuşma modern insana evrimleşen Kromagnonlarda aile, avcılık ve kabile içi iletişim için çok önemliydi. İki tür arasında çiftleşmeler ve birliktelikler olsa bile Homo Neandertaller ile dil iletişimi kuramamak Kromagnonların onları seçmemesi ve ürememesi için yeterli bir sebep olabilirdi. Kromagnonlar dil becerisi olmayan bir Homo Neandertale aile ve sürü içi hiyerarşiyi, yeni modern aletlerin yapımı ve kullanımını, hangi bitkilerin zehirli ya da ilaç görevi gördüğünü, stratejik avlarda grup içi taktik, teknik ve görev dağılımlarını anlatamazlar. Avlanacak tek büyük bir avın bile kabile geleceği için kritik öneme sahip olduğu düşünülürse, rekabet halinde olmasalar bile Homo Neandertalleri kabile içine dahil etmeyerek dışlamış olabilirler. Daha doğum ve ölüm gibi anlarda soyut anlam taşıyan ve açıklaması neredeyse imkansız olan çeşitli dini ritüellerin Homo Neandertallere aktarılmasını saymadım bile. Yaklaşık 40 bin yıl önce sıradan bir Kromagnon günümüzün teknolojik aletlerini kullanabilecek iletişim ve kabiliyete sahipken Homo Neandertallerin daha iletişim kuramıyor olması nesillerinin neden tükendiğini daha iyi açıklayabilir. Homo Neandertaller ilkel bir mağara insanı ya da aptal canlılar değildi. Hem daha büyük bir beyni hem de fiziksel olarak daha güçlü bir vücudu vardı. Ama bunlar somut avantajlardır. Biz modern Homo sapiensleri Homo Neandertal ve erken insanlardan ayıran en belirgin özellikler bizim narin bir kafatasına ve vücut iskeletine, az gelişmiş kaş kemerlerine, daha düz bir yüze, küçük dişlere ve öne çıkan bir çeneye sahip olmamızdır. Ama hepsinden öte geliştirdiğimiz soyut özellikler neredeyse hiçbir tür ile kıyaslanamaz seviyede. Homo Neandertallerin de soyut avantajlar geliştiren Kromagnonların sosyal yetenekleri, dayanışma kültürü, bilginin doğru kullanımı ve aktarımı karşısında çok bir şansı kalmamış olmalı. Yaşayan son Homo Neandertallerin yaklaşık 40 bin yıl önce neden yok olduğu ve geriye sadece Homo sapiensin hayatta kaldığını kimse tam olarak bilmiyor. Bazı bilim insanları iklim değişikliği ve yetersiz beslenmenin aşamalı olarak Homo Neandertallerin sonunu getirdiğini düşünürken bazıları Homo sapienslerin Homo Neandertalleri öldürdüğünü ve onlara yaşam alanı bırakmadığını düşünüyor. Ve tabii ki onların nesiller boyu atalarımızla çiftleşerek modern Homo sapienslerin arasına karıştıklarını düşünenler de var. Kim bilir belki şehirde veya köyde dış görünüşüne bakarak şüphelendiğiniz benim gibi bazı insanlar Homo Neandertal genini çok daha yüksek miktarlarda taşıyor olabilir.